Merhaba arkadaşlar, ben İrem Argun. BT310 kodlu topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında oluşturduğum birinci hafta ders videosuna hoş geldiniz. Oluşturduğum 6 ders videosu kapsamında sizlere Adobe Premiere Pro video edit aracını tanıtıp temel düzeyde video editlemesi nasıl olur bunu gö göstermeye çalışacağım. İlk videomuzda Adobe Premiere Pro video titabacın nedir? Adobe Premiere Pro'nun muadili olarak kullanabileceğimiz diğer araçlar nelerdir? Ve Adobe Premiere Pro'nun diğer araçlardan farkı nedir? Bunları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Adobe Premiere Pro bir video düzenleme programıdır. Video kurgu ve montaj işlerinizi kolaylıkla Premiere Pro'da yapabilirsiniz. Videonuzdaki hataları ince işçilikle düzeltebilir. Videolar arası çeşitli ses ve görüntü geçiş efektleri uygulayabilir alt yazılar ve kredi yazıları ekleyebilir, renklerde düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu düzeltmeleri yapmak Premiere Pro'da oldukça basit ve profesyonellik seviyenize göre detaycı olabiliyor. Televizyon programı oluşturucuların dair faydalandığı düzenleme yazılımlarında olan Premiere Pro, bitirdiğiniz çalışmalarınızı doğrudan CD veya DVD'ye yazma desteği de sunarken, istenilen video formatında da çalışmanızı kolayca kaydedebiliyor. Ayrıca Premiere Pro'nun Adobe'un diğer yazılımlarıyla da senkronize çalışabiliyor olması zamanınızı kat kat verimli kullanmanızı sağlıyor. Adobe Premiere Pro haricinde kullanabileceğimiz muadil programlara da değinmek istiyorum. İlk olarak en çok bilinen Sony Vegas Pro. Vegas Pro da Adobe Premiere Pro gibi profesyonel video editörlerinin kullandığı bir programdır. Arayüzü Premiere Pro'dan daha karmaşıktır. Bu yüzden Vegas Pro'nun video üreticileri tarafından kullanım amacı uzun videolar değil, kısa ve hareketli videolar yani introlar oluşturmaktır. İkinci olarak bahsetmek istediğim programlar Final Cut Pro ve iMovie. Bu ikisinden beraber bahsetme amacım iki uygulamanın da arayüzlerinin Adobe Premiere Pro'dan daha basit ve daha kullanışlı olması. Ama bu iki programın hitap ettiği kitle sınırlı. Maalesef ki iki program da MacOS kullanıcıları için geliştirilmiş programlar. Diğer bahsetmek istediğim program DaVinci Resolve. DaVinci'nin adet sürüm bulunmakta. Ücretsiz olan live sürümü ve ücretli ve pahalı olan studio sürümü. DaVinci arayüz olarak Adobe Premiere Pro'dan daha karmaşık ve daha fazla özelliğe sahip. Ama DaVinci Resolve programını kullanıcılar video dütlemek için değil, videolarının renklerini düzeltmek, gölge ışık ayarlarını yapmak için kullanıyorlar. Zira kendisinin video düzeltmesine kullanılan oldukça geniş ve kullanışlı video shop araçları var. Son olarak bahsetmek istediğim program Camtasia. Kendisi piyasaya Capture yani ekran yakalama programı olarak sürülmüş ama güncellemeler sonucunda montaj programı olarak da kullanılabiliyor. Camtasia, Adobe Premiere Pro ya da bahsettiğim diğer programlar gibi profesyonel bir montaj aracı değil. Programın en çok kullanılan özelliği cihazlara kaydı etki etmeden çalışmanın ekran videosunu alabilmesidir. Dediğim gibi profesyonel bir araç olmadığından profesyonel video üreticileri tarafından tercih edilmiyor. Daha çok günümüz şartları yüzünden ders içeriği hazırlayan amatör kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Ben burada çok fazla bilinen, tercih edilen programlardan bahsetmeye çalıştım. Bahsettiklerim haricinde çok fazla video montaj programı tabii ki var. Burada bahsetmediğim programlardan bazılarını listeledim. Hepsinin birbirine göre eksik, fazla özellikleri, kolay veya zor arayüzü ve birbirlerinden daha iyi özelliklere sahip yanları var. Diğer araçlardan bahsederken farklara değinmeye çalıştım. Ama toparlamak gerekirse Adobe Premiere Pro kullanımı pratik ve kolay olduğu için, tüm video montaj özelliklerini temel düzeyde içerdiği için, diğer Adobe yazılımları ile senkron çalışabildiği için ve kayıt seçeneklerinin her kullanıcıya hitap etmesi dolayısıyla en çok tercih edilen program haline gelmiştir. Bu dersimde bahsetmek istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.